İstanbul Hasköy'de bazı evlerin kapılarına içi para dolu zarflar bırakılmıştı. Kimliği belirsiz hayırsever bu kez İstanbul Başakşehir'de çıktı ortaya. Yine ihtiyaç sahiplerinin evlerine zarflar bırakıldı. Bu kez bir de not çıktı zarftan. Açtık içinde 1.000 lira. Yüzüme çaldın. Düştüm. 150'den televizyonda duyduk biliyor musun? Kapılara para bıraktı ve aklımıza geldi. Keşke bize de bıraksaydı dediniz mi izlerken? Valla ben izlerken aklımda geçti yani. Ama dedim bizi neden bulacağı, neden verecek? Ama buldu. Aynen, Allah razı olsun. İstanbullular bir hafta arayla ikinci kez para yardımı şaşkınlığı yaşadı. Geçen hafta Hasköy'de ihtiyaç sahiplerinin kapılarına bırakılan para dolu zarflar bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı. Kandil akşamı çok sayıda ihtiyaç sahibi evinin önünde bir zarf buldu. Tabii hayırlısı efendim. Allah bin kere razı olsun. O adam hızır gibi bir adammış. Kimse bilmiyorum yani onlar. Camdan iki tane araba gördüm. Ertesi günü öğrendim. Para dağıtıyormuş bir halk. Burası Şahintepe mahallesi. Regaip Kandili akşamında burada bulunan bazı evlerin kapısının önüne kimliği belirsiz kişiler tarafından bu zarflardan bırakıldı. Vatandaşlar eve döndüklerinde bu zarfla karşılaştı. Zarf açıldığında içinden tam 1.000 lira para çıktı. Bir de not bulunuyordu. Üstünde doğanızı bizden esirgemeyin. Daha bir şeyler doğa istiyorlar. Paylaşmanın asaletini, bencilliğin çirkinliğine değişmeyen bir kardeşiniz olarak sizden dua edecek kimsesi olmayanları, duanızı katmanızı ve bu gece kapınıza gelmeme vesile olanlara dualarınıza yer vermemenizi tüm kalbimle isterim. Hayırlı kandiller yazıyor notta. 75 yaşındaki Parlak Kalaycı hala şaşkın. Zarfı açtığı anı anlatırken gözyaşlarını tutamıyor. Evet dedi, burada para görünüyor dedi. Allah benden kessin, size versin. Kim misiniz siz? Aldık, harcadık. İhtiyacınız vardı demeyeceğim, vardı. Evet, vardı. Vardı, Allah razı olsun. Mahalleli hem mutlu, hem şaşkın, hem de meraklı çünkü. Bu zarfları kimin bıraktığı hala bilinmiyor ancak zarfı alanlar hayırsevere duacı. Allah bin kere razı olsun ailesinden. Çoluk çocuğundan. Size gelmedi mi? Yok, bize de uğramadı. Biz beklemiyoruz. İhtiyacı olanlara versinler.